Arkadaşlar eğer HTML'le, CSS'le, JavaScript'le, Bootstrap'le çalışıyorsanız, yani yeni başladıysanız daha doğrusu bu site tam tam size göre. Yani bu eğitim boyunca da buraya girip e, burada da denemeler yapabilirsiniz. Tabii ki HTML, CSS, JavaScript kısımları için. E, çok ileri değil ama biz bu eğitimde e, özellikle temelleri bu html, css javascript'e alacağız ama aslında biz ne çok fazla css yazıyor olacağız onun yerine bu, onu bootstrap ile yapacağız ne çok fazla şey yazacağız saf javascript yazacağız onu da işte angular gibi react gibi kütüphanelerle kullanıyor olacaksınız Dolayısıyla dediğim gibi bunu e, tamamen temel bir konu olarak ele alalım. Peki ben niye buraya açtım? Şöyle Learn HTML'e geldiğimde, e, şöyle aşağıya doğru geldiğimde HTML Forms göreceksiniz. Ben size zaten temel HTML formlarını anlattım. Fakat, fakat e, şöyle aşağı doğru geleyim. Şöyle form elemente tıklayayım. Şuna. Biraz aşağı doğru geleyim. HTML 5 ile beraber gelen iki tane tag'den bahsedeceğim. Bunlardan biri datalist, biri de output. Açıkçası arkadaşlar biz bunları yine gerçek projelerde kullanmıyoruz ama hani konu html olduğu için bunlardan da bahsetmek istedim açıkçası. Şöyle ki burada datalist ile aslında select'e benzer bir şey yapıyorsunuz. Peki niye kullanmıyoruz derseniz taracı destekleri zayıf. Yani daha doğrusu tarayıcıların birçoğu desteklemeyebiliyor. Örneğin, DataListe Safari ve Internet Explorer 9 ve öncesi desteklemiyor maalesef. Peki DataList ne yapıyor? Bakın, burada bir input görünümü var ama üzerine geldiğimde hani kullanıcıya yardım edecek seçimlik şeyler getiriyor. Bakın, şöyle Chrome'u seçti gördüğünüz üzere. Bakın ama yeni bir şey seçime durumu yok. Silmesi lazım bir şey seçebilmesi için. Şöyle. E, yeni bir şey de yazabilir. Butona bastığımda bakın o sonucu e, gösterecektir bize. Şöyle bunu bir daha çalıştırayım. E, peki select'ten farkı ne? Bir tek arkadaşlar buraya data list yazıyoruz. Yani diğer option'lar aynı. E, onu söyleyebilirim. ID ise daha sonra konuşacağız. Özellikle CSS'te bize lazım o. Ee, bu bakımdan e, buraya geldiğimiz zaman e, ki hani bunu da söylemiş olayım madem yeri gelmişken e, ID arkadaşlar e, hani bu şey üzerinde bu formda bir daha aynı isimde e, bir şey tanımlayamazsınız. Bir e, tek tanımlayamazsınız. Hani browser'ı verdiniz, browser istediniz ve e, bir daha aynı isimde e, aynı ID ile Başka bir şey tanımlayamazsınız demek. Evet, Atlas böyle ama dediğim gibi tarayıcı desteği zayıf. Ee, diyeceksiniz ki ya e, hani ben bunu kullanmak istersem, açıkçası bunu kullanmak için de e, jQuery e, içerisinde, jQuery ile yani JavaScript teknolojileriyle kısacası e, bunu çok çok daha güzel e, kullanabiliyoruz e, şu an için. Sadece konuyu aktarmak istedim. Bir de arkadaşlar şey var. Output var. Output da ilginç bir özelliğe sahip. Şöyle sonucu göstereyim. Bunun da problemi Internet Explorer ve Edge'de çalışmıyor. Edge 12'de çalışmıyor. Maalesef. Belki daha sonrasında gelecektir bunun desteği. Ama dediğim gibi bunu da yine JavaScript'le zaten çok iyi çözüyoruz. Yani biz Angular öğreneceğiz. Bunlar sizin için çocuk oyuncağı olacak. Öyle diyeyim size. Ee, ama yine de dediğim gibi konu gelmişken bahsetmek istiyorum. Ee, şöyle ki, on input isimli bir değer ile yani arkadaşlar, yani burada formun bakın devamına yazıyorsunuz bunu. Şöyle sizi yanıltmasın. Yani aslında bu burada yer olmadığı için şöyle aşağı doğru atıyor. Şöyle yapayım formun içerisinde on input diyerek bir değişken tanımlıyorsunuz. x nokta value. Şimdi x nokta value ne demek? Formdaki x isimli x isimli output'un valuesu. Yani bakın output diye bir tag yapmış. isminde x vermiş. Bu kadar. E, A ve B için de e, bir şey bildiri vermiş burada. E, peki onu nasıl set ediyoruz? Bakın burada set ediyor. Diyor ki x'in değeri A'nın değeri artı B'nin değeridir. X'in değeri A'nın değeri artı B'nin değeridir. Burada A şu slider range verdiği için. Range de, range de bu arada bir slider yapmaya yarıyor burada. Şu onu da hani number vereyim. Number da sayısal alan anlamına geliyor. Şöyle sayısal alan girebilirsiniz. Yani text, password nasıl vardıysa number da yapabiliyorsunuz. Yani sadece sayısal alan girilebilir demek buraya. Burada A ile B'nin toplamı bizim için X anlamına gelecek. Bakın burada şöyle bir değiştirme değiştirdiğim anda burayı bakın ...on input bunu tetikliyor örneğin 12 dediğimde 12 ile 50'nin toplamı 60 şeklinde veriyor yani kısacası 10 inputla A ile B'yi biz sürekli izliyoruz. Ee, burada on input aslında bir JavaScript işlemi yapıyor. Ee, burada bir şey yazıldığı zaman çalışıyor. X değerini set etmiş oluyoruz. Yani değerini vermiş oluyoruz. O X'i de burada buraya yazıyoruz zaten. Bakın şöyle kontrole geleyim. Şunları temizleyeyim burada biraz e, kullanım esnasında sizi yanlış düşünmenizi sağlayacak bir durum olsun istemiyorum burada. Bakın bir input, bir input eşittir 50. Input 50. Input eşittir. Bakın burada bir output görmüş. Output da tam olarak değeri x. Ha, şuradaki x'ten besleniyor. Yani x değiştikçe bu da değişecektir diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi tarayıcı desteği zayıf ve ekstradan tekrar çok dedim bunu ama ee, tekrardan dediğim gibi biz bunları javascript'le angular'la react'la çok çok daha kolay yapıyoruz.